Emre değil, Bey, bir ahlaki üstünlüğü var. Stoltenberg açıklama yapıyor. Bekliyorduk dikkatle. Tabii. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarını dinliyoruz. For the constructive spirit of today's talks. Yaratıcı konuşmalarından dolayı başkanlara teşekkürlerimi iletirim. NATO'da biz her zaman farklarımızı bir kenara koyup, her zaman oturup, ortak bir nokta bulup, her türlü sorunu çözmeye odaklıyız. NATO'nun açık kapı politikası tarihi bir başarıdır. Finlandiya ve İsveç'i müttefikliğimize alarak onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Atlantik bölgesinde daha güvenli bir su oluşturuyoruz. Özellikle son 10 yılın en büyük güvenlik krizinin karşısındayız. Soru cevapları hazırım. İlk sorumuzu şuradan alalım. Şimdi merak ediyorum, İsveç ve Finlandiya davetli mi olacak NATO'ya ve protokol yarın mı imzalanacak? Ayrıca Türkiye'den bu konuda onay alındı mı ve sonradan Türkiye parlamentosuna reddedilmeyeceğine dair garanti verildi mi? Yarın müttefik liderleri Finlandiya ve İsveç konusunda bir karara varacak ve NATO üyeliklerini düzgün bir yola sokacak. Bu zirveden sonra Finlandiya ve İsveç davetli statüsüne getirilecek. Tabii ki de burada her başkentte diyaloglar dönecek ama güçlü bir adanmışlıkla, güvenle üçlü bir memorandum imzalandığını ve uzlaşmaya varıldığını söyleyebilirim. Başkan Erdoğan, Ministro Öncan burada bir anlaşmaya vardı ve özellikle burada imzalama törenini az önce gerçekleştirdiler. Kapımız açık ve Finlandiya ve İsveç'in müttefikliğimize katılması da gerçekleşecek bir şey. Johan Andersson, Sveriges Radio. How would you özellikle bu diyalogları nasıl yorumlarsınız ve bugün gerçekten ne yaşandı? Ne mi yaşandı? Bugün buluştuk, tartıştık ve iyi bir çözüm bulduk. Ve bu şekilde NATO'daki sorunlarımızı çözdük. Çünkü özellikle ortak bir oylamayla bunu onaylamamız gerek. İyi bir süreçten geçtik ve resmi makamlar sıkıca çalıştı ve Brüksel'deki toplantılarda sürekli diyalog halindeler. Geçtiğimiz günlerde ben ayrıca Başkan Erdoğan'la 4 kez telefonlaştım ve ayrıca tabii ki de Abdoşon Başbakan ve Dinistor'la da geçtiğimiz haftalarda görüştüm. Tabii ki de bazen aynı odada bulunmamız lazım ve en yüksek seviyede bir toplantı gerçekleştirmemiz lazım ve sonlandırması, finalleştirmesi böyle yapılmalı. Madrid'de kesin bir karar verilecek demedik ama karar alındı ve Finlandiya ve İsveç'in müttefikliğe katılması için bir yol çizildi ve özellikle Türkiye'nin endişeli olduğu güvenlik sorunları yanıtlandı ve Türkiye'de özellikle NATO müttefikliğine davetlilerini gönderdi. Bu çok önemli bir gelişme. Secretary General Mark Lowen from the BBC. You talk about how there has been an agreement about bir anlaşma, özellikle Türkiye'yle bir anlaşma imzalandığı söylendi. Bu özellikle Kürt rakipler ve İsveç'te bulunan, Finlandiya'da bulunan Kürtler için ne anlama geliyor? Onlar çok endişeleniyor. Onun dışında NATO'nun en büyük ikinci ordusu Türkiye özellikle birkaç yıl önce Rusya'dan füze sistemleri almıştı. Ama şimdi Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda kesin bir söz söylüyor. Müttefiklik gerçekten işe yarıyor mu? İlk önce ortak anlaşma yakında yayınlanacak. Sanırsam bizim web sayfamızda yayınlanacak birazdan. Orada metin olarak okuyabilirsiniz detaylarını, özellikle burada sorunlara ve açıklıklara yanıt getirmesi için. Ayrıca diyebilirim ki Finlandiya ve İsveç
hazır ve Türkiye ile beraber çalışacaklar. Özellikle burada gerçekleşen terör bağlantılı olduğu şüphelenen kişilerin geri dönüşü için bir ortaklaşma planlandı ve bu iade özellikle Avrupa yasaları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bu tabii ki de hukuka uygun ve bu ülkelerin yasal sistemleriyle gerçekleştirilecek ve iade öyle gerçekleştirilecek. Detaylarını okuyabilirsiniz ve özellikle bunun normal karşılanması lazım. NATO müttefikleri ve diğer ülkeler de böyle şeyler gerçekleşen durumlardır. Terörizm ya da suçlu faaliyetlerden dolayı insanların tahlili istenebilir. Finlandiya ve İsveç burada özellikle yasal çerçeve içerisinde hareketlerini yapacak ve ülkelerin yasaları üzerine bunlar gerçekleştirilecek. Diğer bir sorunuz da neydi? Yinelemek isterim ki bu sorun birçok kez konuşuldu ve tartışıldı ve değişik bir müttefiklik yapımızın olduğu kabul edilir bir şey ve farklılıklarımıza rağmen, farklılıklarımız olsa da müttefikliğimizdeki ortaklarımızın sayısı 32 olacak ve özellikle ortak bir noktada buluşup birbirimizi zirvede koruyabileceğimizi ve zirvede de bunu beyan ettiğimizi belirtmek isterim. Finlandiya ve İsveç'in de müttefikliğe girişi davetiyesi tarihi bir olay. Onun dışında tarihi kararlar en büyük kolektif savunmamızda bir soğuk savaştan beri görülmemiş gelişmeler üzerine alındı. Birçok kişi ve birçok ekipman ve çatışma düzenleri ve onun dışında Ukrayna'ya destek konusunda stratejik bir konsept olarak birbirimize onay verdi. Evet, farklılıklarımız bulunmakta ve 30 müttefiğimiz var. Farklılıklarımız elbet olacak ama müttefikliğin gücü bu farklılıklara rağmen özellikle büyük önemli meselelere tek ses olabilmemiz ve bu zirvede birçok tarihi karar bir anda alındı. Terör, savunma, Finlandiya, İsveç stratejik konsept, Ukrayna desteği ve birçok farklı mesele. İki sorum olacak. İlki, bu memorandum Finlandiya ve İsveç için ne kadar geçerli? Unutmayalım ki Türkiye özellikle bu iki ülkenin NATO'ya katılmasında bu Ankara'ya karşı tavırlarını koruyacaklarını savunuyordu. Onun dışında Ankara, Stockholm ve Helsinki arasındaki bağlantıdan bahsettiniz ve Başkan Erdoğan sizi 25 yıldır desteklediğini söyledi. Bu üç ülke sizce üyelik sürecinden sonra birbirlerine sarılıp barışacak mı? Well, I strongly believe İçimden inanırım ki ortak bir terörizme karşı bir duruşumuz var ve gerçekler tabii ki de Türkiye'nin terör endişesi. Hiçbir başka müttefiğimiz Türkiye kadar teröre karşı durmuyor. Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği ve NATO adayları var ve PKK PKK'yı bir terörist organizasyon olarak görüyor ve organizasyona karşılar ve bireysel olarak da terörist gruplarına, Türkiye'ye karşı desteklere olan kişiler var ve sorumlulukları içerisinde bunlara karşı gelmeliler. Terörizm bütün şekil ve oluşumlarıyla savaşılması gereken bir şey. Bu memorandumda buna anlaştık ve bu gerçekliği kağıda döktük. Özellikle liderleri toplayabilmekten gurur duyuyorum ve resmi kurumların birkaç haftadır sıkı çalışmasını takdir ediyorum. Liderlerimiz bir çözüm üretip bir kesin anlaşma Madrid'de imzalayabildi. Kesinlikle buna güveniyorum. Türkiye ve Finlandiya ve İsveç bu konuda sözleşmeye sadık kalacaklarına doğru güveniyorum. Finlandiya ve İsveç'in tam müttefikliği ne zaman gerçekleşebilir? Yeni üyelerin NATO savunma konusunda Doğu cephesinde nasıl bir görüş bekliyorsunuz? Bu yeni üyelerin İsveç ve Finlandiya'nın özellikle
Doğu cephesinde nasıl bir görev alacak? Finlandiya ve İsveç'in katılması onlar için de, NATO için de ve Baltık ülkeleri için de önemli. Haritaya bakarsanız anlarsınız. Baltık bölgesinin güvenlik durumu değişmekte. İkisi de Baltık ülkesi ve Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Latvia'ya yakın ülkeler ve o bölgede, Avrupa'da o bölgede varlığımızı güçlendirecek ülkeler. Ve bu iki ülkenin NATO'da olması, donanımlı ve deneyimli 5. jenerasyon ordu olmaları, teknolojileri ve sistemleri, özellikle siyasi enstitüleri sağlam ve temellere oturtulmuş ülkeler, NATO'ya özellikle ve kendi ülkelerine de Nordik bölgesinde, Baltık bölgesinde çok önemli katkıları bulunacak. Ama bütün müttefiklikte de varlıklarını hissettirecekler. İsveç ve Finlandiya bize bunları sunuyor ve bu adaptasyon sürecinden ve kolektif savunma güçlendirmesinde de NATO liderleri bu konuda uzlaşmaya vardı. Ne zaman peki? İlk önce, şimdi burada olan şey sanırsam en hızlı yaşadığım süreçlerden bir tanesiydi. Üyeliklerinden haftalar sonra onlara davetiye gönderebildik ve hızlı bir süreç gerçekleşti. Bu iyi bir şey. Çünkü çok kritik bir güvenlik krizi var Avrupa'da ve Başkan Putin'e de bir mesajım olsun. NATO'nun kapısı açıktır. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta Putin Bey sözde NATO ile imzalamak istediği bir güvenlik sözleşmesi sundu. Ve Putin'in verdiği mesaj da NATO genişlemesine karşı olmasıydı. NATO'nun azlığını istiyordu. Şimdi Putin Bey sınırlarında daha da çok NATO görüyor. Özellikle taleplerinin zıttı gerçekleşti ve NATO'nun kapılarını kapamasını istedi ve biz de NATO'nun kapılarının açık olduğunu vurguluyoruz burada. Peki zamanlama için 30 tane parlamento karar verecek buna ve bu süreçler parlamentolarda başlatıldı bazılarında. Müttefiklerimiz özellikle adaylıklarını ve davetiyeyi doğrulayacak ama 30 tane parlamento için konuşamam. Deborah Haynes, Sky News. Can you just say clearly what açıkça sormak istiyorum. Bu kararın verdiği mesaj Putin'e tam olarak ne? NATO'nun Putin'e mesajı ne değil? Yani zirveden Finlandiya ve İsveç dışında nasıl bir mesaj verebiliriz? Onun dışında bu kararın İsveç ve Finlandiya'nın katılmasının birkaç ülkeyi daha da çok riske sokma konusunda nasıl bir endişeniz var? En önemli vermek istediğimiz mesaj her ülke kendi rotasını belirlemeli ve NATO bağımsızlıkları destekler ve kendi geleceğini ister. Birçok alanda Finlandiya ve İsveç NATO'yu deneyebilir. Tabii istemeyen de olabilir. Nötr de kalabilirler. Ve kendileri şimdi bizim değerli üyelerimiz olabilir. NATO'ya katılma konusunda biz kararlar doğrultusunda, bugün aldığımız kararlar doğrultusunda Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi buraya davet ettik ve Türkiye ile bir anlaşmaya vardılar. Ve gördüğünüz gibi NATO'nun kapısı açık ve müttefikliğe isteyen ülke katılabilir. Bu özellikle Başkan Putin'in istediği şeyin tam tersi. Özellikle NATO ile imzalamak istediği güvenlik anlaşması Ukrayna işgalinden önce bunun tam zıttıydı. İsveç ve Finlandiya'nın kendi kararı bu ve saygı duymak düşer bize. Kolektif güvenlik için NATO kolektif güvenliğiyle beraber durmak zorundayız. Thank you very much. Teşekkür ederim. Memorandum of understanding. Memorandum dışında Finlandiya ve İsveç için müttefikler Türkiye'ye başka garantiler verdi mi? Jet satışı, uçak satışı gibi. Hayır, ama bugün vardığımız uzlaşma Türkiye ve bir NATO müttefiği ve Finlandiya ve İsveç'le bir memorandum imzalandı. Burada beyan edilenler doğrultusunda anlaşmaya varıldı. Onun dışında silahlar konusunda spesifik bir şey söylenmedi. Ama açık bir dille Finlandiya ve İsveç'in
Türkiye'ye karşı ambargo uygulayamayacağını belirttik ve müttefikler özellikle kendi müttefiklerine silah satışı yapmalı. Yıllardır bunu destekledim ve Finlandiya ve İsveç'in kararlarına da saygı duyuyoruz. Teşekkür ediyorum. Açıklama istiyorum şurada. Özellikle Başkan Erdoğan ya da Türk delegesinden bir mesaj verildi mi ve potansiyel olarak ileride bir engel koyacaklarını ya da koymayacaklarını belirttiler mi eğer Finlandiya ve İsveç ters düşerse diye? Onun dışında bu ülkelerin uyması gereken bir zaman çizelgesi belirtildi mi? We had very constructive and good talks. Gerçekten diyaloglarımız yoğun bir şekilde geçti ve atmosfer de belirli bir şekilde ağırdı. Burada özellikle resmi makamların konuşmasını istedik ve bu durum konusunda haftalarda çalışan insanlar bunlar ve çalışmalarından dolayı onlara teşekkürlerimi iletmek isterim. Tabii ki de anlaşmaya varıldı burada ve sonrasında tabii ki de Türkiye burada kararları doğrultusunda Finlandiya ve İsveç'in davetiyesini destekleyecek ve bu NATO kararları doğrultusunda yarın da dinlendirilecek. Ama Finlandiya ve İsveç bu konuda çalışmalara başladı ve önlemlerini alıp terörizme karşı savaşta hareketlenmeye başladılar. Özellikle çatışma ve sözleşme anayasal doğrultuda değişmelerini gösterdiler. Burada tam bir işbirliğinde özellikle PKK ve diğer YPG ve PYD gibi terör örgütlerine karşı Türkiye'nin bir yürüttüğü savaşı biliyoruz. Bu konuda özellikle bu işbirliği doğrultusunda nasıl bir gelişme yaşanacak? Yine burada üçlü memoranduma değinmek istiyorum. Çünkü bütün metin ve detaylar orada bulunmakta ve buna kesinlikle değinmemiz lazım. Ama burada açıkça beyan edildiği üzere Finlandiya ve İsveç Türkiye ile beraber çalışacak ve terörizme karşı savaşacak. Onun dışında bağımsızlıklarını idrak edecekler. Türkiye ile beraber terörizme karşı bir anlaşma imzalanacak ve özellikle müttefik ulusal güvenlik sözleşmesi ve ulusal barış koruma sözleşmeleri doğrultusunda bunlar gerçekleşecek. Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye tehditlere karşı ve ulusal güvenliğine karşı destek verecek. Finlandiya ve İsveç YPG, PYD gruplarına destek vermeyecek ve onun dışında Türkiye'nin belirtileri üzerinde FETÖ'ye de destek verilmeyecek. Türkiye tehditler konusunda Finlandiya ve İsveç'e destek verecek. Finlandiya ve İsveç terörün her türlü ve her kuruluşuna karşı duracak. Onun dışında ortak beyanı okumamı devam ettirmeme gerek yok. Burada yayınlanmış olmalı bu ve anlaşma bunun üzerine imzalandı. Son sorumuzu alalım. Teşekkür ediyorum. Az önce müttefiklerin ambargo koymamasına değindiniz. Tabii ki de bazı müttefikler hala Türkiye'ye ambargo uygulamakta, Almanya gibi ve bazı ülkeler de var. Bu müttefiklere de ambargoları kaldırması konusunda sesleniyor musunuz? Bugün NATO'nun bir politikası mı değişti? Özellikle diğer ülkelerin YPG konusunda duruşları değişmesi için. Onun dışında yarın İsveç ve Finlandiya özellikle bütün oturumlara katılacak mı yarınki zirve gününde? Yoksa sadece ortak ülkelerle mi toplantı yapılacak? Ortaklarımızla bu toplantılara katılabilecekler. Resmi davetiyeden önce bu konuda bir uzlaşmaya varıldı ve liderler zirvede buluştuğu zaman siyasi bir karar alındı NATO içerisinde ve bu kararlar doğrultusunda yarın müttefiklerimizle beraber davetliler. Bugün
Mutlulukla söylüyorum ki Türkiye ile bir anlaşmaya vardık İsveç-Finlandiya konusunda ve onlara bir resmi davetiye gönderilecek. Onun dışında ciddi güvenlik endişeleri sorularına, Türkiye'nin belirttiği bu sorulara yanıt verildi. Özellikle müttefiklik içerisinde farklılıklarımızı bir kenara koyup uzlaşmaya vardık. Tabii ki de anlaşmadığımız konular olacaktır ve bazı ülkeler özellikle ambargo uygulayabilir. Bütün zorluklar, bütün farklılıklar, bütün sorunlar çözüldü diyemem. Ama müttefikliğimizin gücünü gösterdik ve önemli tarihi kararlar aldık. Finlandiya ve İsveç ortaklarımızı tam zamanlı üyelik için davet ettik. Toplantımız bitmiştir. İyi akşamlar.